Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle birlikte hava durumu tahmini yapacağız arkadaşlar ancak birazcık zoru bir tahmin olacak aslında e, zor demeyelim ama biraz karışık bir tahmin olacak bunu söyleyeyim size arkadaşlar ve e, 35 yıl sonra yurdumuza Mart ayında böyle efsane bir sistem geliyor arkadaşlar uzun bir süre sonra arkadaşlar. Ee, Sibir sistemi geliyor Ve ee, Nasıl desem Kışında yani Ocak, Aralık, Şubat Aylarında dahi ee, Gelmiyor bu sistem Sibire sistemi Mart'ta geliyor e, Tabii gelebilir normal bir şey ama e, Uzun zaman sonra Mart'ta Bu denli soğuk hava Dalgası geliyor arkadaşlar e, O yüzden biraz heyecanlıyım Ben şahsen birçok yerde kar yağışları olacak arkadaşlar. Hatta bu kar yağışları Ege Akdeniz kıyılarına dahi inebilir. Karadeniz kıyıları zaten gömülecek. İstanbul zaten kara gömülecek büyük ihtimalle arkadaşlar. Ve bu sisteme de Aybar kar fırtınası denmiş arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Kar fırtınası geliyor. Ve buna da Aybar denmiş. Zaten başlığa da ben Aybar diye koyacağım arkadaşlar. Çok güzel bir kar yağışı geliyor Mart ayında ve bu kar yağışları bu soğuk dalga ilk olarak e, 9 Mart 2022 çarşamba günü giriş yapacak yurdumuza. Zaten iç kesimlerde başlamış olan sulu kar ve kar yağışları çarşamba günü günüyle birlikte daha da e, hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte kar yağışlarının etkisi, etki alanı artacak arkadaşlar. Öncelikle pazartesinden başlamak. Gerekirse gördüğünüz üzere batı kesimlerimizde İç Anadolu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışlar meydana gelecek. Bu yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağış şeklinde olması bekleniliyor. Yüksek kesimlerde ve Trakya'da sulukar ve yerel olarak kar yağışları meydana gelebilir. Salı günü gördüğünüz üzere MGM'nin tahminine göre yurt geneli yağışlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da yavaştan düşmeye de başlıyor arkadaşlar. İç kesimlerdeki kar yağışlarının e, dağış dağılış alanları artacak arkadaşlar. Yurt geneli gördüğünüz üzere yağışlı. Çarşamba günü e, yalnızca Trakya, Çanakkale civarında bir yağış e, olmayabilir. Onun dışında yurt geneli yağışlı. Artı olarak Hakkari Mut civa Mut diyorum pardon. Hakkari Muş civarında yoğun kar yağışı meydana gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Çarşamba günü İstanbul'da sulu kar yağışı meydana gelebilir arkadaşlar. Çarşamba günü İstanbul 5 derece, Ankara'da 5 derece. Ee, perşembe gününe geçecek olursak hemen Gördüğünüz üzere kar yağışları giderek yayılıyor arkadaşlar. Soğuk dalga iyice yurdumuza giriş yapmış durumda. Aybar kar fırtınası giriş yapmış durumda. Ve bu Aybar kar fırtınası bir Sibirya sistemidir arkadaşlar. Uzun zaman sonra, 2018'den sonra Sibirya sistemi geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'di. Ee, ve arkadaşlar birçok yerde kar yağışları meydana gelecek. Gördüğünüz üzere e, şöyle diyelim Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, e, Ege'nin kıyı kesimleri hariç Ege geneli, İç Anadolu ve Marmara, e, Trakya hariç Marmara'da e, yağışların olması bekleniliyor. Bu yağışların Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege kıyılarında yağmur şeklinde, e, bir de Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde ee, diğer kalan yerlerde daha çok daha çok kar yağışı kıyı kesimlerde ise sulu kar özellikle Karadeniz kıyı kesimlerinde sulu kar yağışı şeklinde olması bekleniliyor. İstanbul'da kar yağışı bekleniliyor. E, Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığı 3, Ankara 2 derece olacak Perşembe günü. E, Cuma'ya gelecek olursak Cuma günü Yağışlar birazcık doğuya doğru kaymış durumda gördüğünüz üzere. Ee, yine aynı şekilde Trakya hariç Marmara, Ege'nin kıyı kesimleri hariç Ege geneli, ayrıca Antalya, e, Antalya'nın batı kesimleri hariç Akdeniz geneli ve İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışı geçmesi bekleniliyor. Bu yağışların Güney Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur Karadeniz kıyı kesimlerinde sulu kar ve yerel olarak kar, diğer kesimlerde ise genellikle kar yağışı şeklinde olması bekleniliyor. Ee, Ankara'da hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken İstanbul 2 dereceye kadar düşmüş olması bekleniliyor. Cumartesi gö günü gördüğünüz üzere e yağış dalga giderek doğuya doğru gitse bile e pazar günü yeniden bu yağış dalga bir miktar daha batıyor doğru şöyle e, nasıl desem göz kırpacak öyle diyelim arkadaşlar cumartesi günü e, Doğu Akdeniz İç Anadolu Konya hariç İç Anadolu e, Marmara Trakya hariç Marmara Karadeniz Doğu Anadolu Güney Doğu Anadolu artı olarak Afyon e, civarında Afyon karahisar civarının yağışı geçmesi tahmin ediliyor bu yağışların Doğu Akdeniz kıyı kesimleri Güney Doğu Anadolu ve ee, e, Doğu Akdeniz kıyı kesimleri ve Güney Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenilirken diğer kesimlerde özellikle Karadeniz kıyı kesimlerinde genellikle sulu kar yerel olarak yağmur ve kar şeklinde olması beklenilirken diğer kesimlerin genellikle kar şeklinde olması bekleniliyor. İstanbul'da kar yağışı devam edecek. Ankara'da da kar yağışı devam edecek. Gördüğünüz üzere, pazar günü İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz, e, Trakya hariç Marmara, e, Ege'nin iç kesimleri artı olarak Orta ve Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yağışı geçmesi bekleniliyor. Bu yağışların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güney Doğu Anadolu'da yağmur, Karadeniz kıyı kesimlerinde sulu kar ve yerel olarak kar ve yer yer yağmur şeklinde, diğer kesimlerde ise genellikle kar şeklinde olması bekleniliyor arkadaşlar. Ee, kar bu sistemin adına aybar kar fırtınası denildi arkadaşlar. Bu kar fırtınaları nereleri vuracak, ee, onunla ilgili de tahmini vereceğim arkadaşlar. Artı olarak e, ne zaman bu sistemin iyicene e, belli olduğu gün yani 9 Mart 2023 Çarşamba günü arkadaşlar. Yeniden bir video çekeceğim arkadaşlar sizin için. YouTube'a atacağım. Merak etmeyin. ayrıca şu konuda da uyarmak istiyorum. veya birazdan bakarız ya ona. Belki değişmiş de olabilir. bir bakalım da öyle şey, şey yapalım. Önce bir rüzgara bir bakalım. Hareket et. Şöyle azıcık da büyültelim birazcık tam gözükmüyor çünkü ha şöyle hızlıca bir rüzgarlara bir bakmak istiyorum arkadaşlar yalnız benim bakmak istediğim yer şu anda şu on şu sayıyla kaplandı neyse bir şey olmaz sayıyla kaplandıysa şöyle çekelim ha tamam Gördüğünüz üzere arkadaşlar çarşamba günü Marmara'da ve Kuzey Ege'de kuzeyli rüzgarlar etkili olabilir. Ama öyle çok kuvvetli bir rüzgar şu anda gözükmüyor. Ee, bakıyorum öyle çok e, yer yerel olarak fırtınamsı rüzgarlar meydana gelebilir arkadaşlar. Ee, Marmara'da ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden fırtınamsı rüzgar, e, kuvvetli rüzgar ve yerel olarak yer yer e, fırtına şeklinde rüzgarlar esebilir arkadaşlar. Aynı şekilde Akdeniz kıyı kesimlerinde de Çarşamba günü e, özellikle akşama doğru e, yerel olarak fırtınan su rüzgar ve fırtına etkili olabilir. Özellikle bu rüzgarın açıklarda daha da şiddetli olması bekleniliyor. Hem Ege hem Marmara hem de Akdeniz denizlerinde e, kuvvetli rüzgarlar fırtınalar. Etkili olacak arkadaşlar. Çarşamba ve Perşembe günleri. Gördüğünüz üzere Perşembe gününe devam ediyor. Bu rüzgarlar e, İstanbul'u görüyorsunuz. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkili oluyor. Aynı şekilde Ege kıyılarında, e, Akdeniz kıyılarında da, Mersin-Adana civarında, Mersin-Adana açıklarında, Muğla açıklarında aynı şekilde e, Marmara'da kuvvetli rüzgarlar etkili olmaya devam ediyor. Akdeniz'de bu Doğu Akdeniz'deki rüzgarlar hatta ve hatta aynen çarşamba, perşembe, cuma günü Marmara, Ege, Akdeniz'deki bu rüzgarlar devam edecek arkadaşlar. Ee, hatta şöyle bile diyebilirim. Cuma günü İstanbul'a çok daha kuvvetlenebilir rüzgarlar. Doğu Akdeniz'de de çok daha kuvvetlenebilir. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Cumartesi gününe geçelim. Rüzgarlarımıza bakalım. Cumartesi günü Akdeniz'deki rüzgarlar giderek hafifliyor. Ancak Ege'de genel olarak özellikle açıklarda bir miktar daha kuzeyli rüzgarlar etkili olmaya devam edecek. Ancak... Boğaz'da özellikle İstanbul'da hala Marmara'da kuzeyli kuvvetli rüzgarlar etkili olmaya devam ediyor. Ve cumartesi gece saatlerinden itibaren o rüzgarlar da etkisini kaybedip gidiyor arkadaşlar. Sessizliğe bürünüyor. Bu şekilde. Tekrardan söyleyeyim. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Ege, Akdeniz, Marmara'da. E, cumartesi de Marmara'da kuvvetli rüzgarlar, yer yer fırtınalar meydana gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Hatta şöyle göstersek, gösterirsem şu ani rüzgarların hızına bir bakın. Yer Yerel olarak e, 70 kilometre saatlere kadar varabilen rüzgarlar meydana gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Şimdi peki neye bakalım? Sıcaklıklara bakalım. Sıcaklıklardaki düşüşlere bir bakalım arkadaşlar. Mesela bugün gördüğünüz üzere bugün öğlen ee, sıcaklık. Yeşiller sanırım şey ee, 6, 7, 8 derece civarında yeşiller. Maviler 0 ve 0'ın altı oluyor maviler. Gördüğünüz üzere Salı ve Çarşambadan itibaren Bu mavi alanlar artıyor ee, Aybar Kar fırtınasının soğuklarıyla Birlikte Sibirya Sistemiyle birlikte İstanbul'da gece saatlerinde bile Sıfır ve sıfırın altında Değerler gözükebilir Arkadaşlar ki hatta Yurt genelinde görüş Görüş konuşamadım Pardon gözükebilir yurt Hatta gözükecekti arkadaşlar. Gece saatlerinde. Yurt geneli çok soğuk olacak. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ziraatle uğraşanlar. Çiftçiler çok dikkatli olsun arkadaşlar. Bu soğuk dalgadan dolayı. E, maalesef ürünlerde e, hasar falan meydana gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Güney Doğu Anadolu sanırım bu. Soğuk dalgadan fazla etkilenemeyecek arkadaşlar. Bunun nedenine sanırım birazcık düşük. bir dakika bir bakacağım. Altta bir miktar sıcak hava var. Ondan sanırım tam. Ama yok yok. Güneydoğu Anadolu'ya da geliyor vallahi bu. Arkadaşlar çok soğuk bir daha. İç Anadolu yerel olarak sıfırın altında 15 dereceleri ölçebilir arkadaşlar. Çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Ee, çok soğuk bir dalga geliyor yurt geneline. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle ve uzun soluklu bir Soğuk dalga maalesef. Kar diye sevinmeyin arkadaşlar. Kar geliyor diye sevinmeyin. Bakın her şey artmış başında gidiyor. Pazarlarda meyveler sebzeler 20 lira olmuş. Bu soğuk dalga yüzünden inşallah daha da artmaz. Yani bahane falan uydurmazlar inşallah soğuk dalgayı. <laughs> ne diyeyim yani. Bahane demeyelim de belki bahane de değildir ama. Her neyse umarım her şey iyi olur öyle diyeyim yani ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kar yağışları. Pazarcılar marketler filan böyle bahane filan uyduruyor diye düşünüyorum ben yani. B belki de gerçek değildir. Bilmiyorum. Belki de yapmaları gerekiyordur. Yalnız benim gözüme şuradaki şu güzelim yağışlara takıldı var ya of. Tam bahar yağışı İspanya var ya tam bahar yağışları alıyor. <laughs> Türkiye'de kış yağışları. <laughs> Olsun berekettir. Ancak işte çiftçiye falan biraz zarar verebilir bu yağışlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kar yağışlarını görüyorsunuz. Yani e, kar yağışları olacak. E, yağışlar olacak arkadaşlar. E, yerel olarak yoğun kar yağışları da olacak büyük ihtimalle. Özellikle e, nerelerde e, İstanbul'da daha fazla olmak üzere birçok yerde yoğun kar yağışları meydana gelebilir arkadaşlar. Şimdi zaten onun şeyine de bir bakacağım. Hemen. Hatta hemen bakalım. Yeni kar deyip. Şöyle. Ne oluyor ya? Allah'ım. Şu üstteki şey. Çok sinirimi bozuyor. Yaklaştıralım. Tamamdır. Ya. Hıh, gitti. Çok şükür. Şu uygulama indirdi sinirimi bozuyor. Yemin ederim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yurt genelindeki. Kar birikim miktarları. Sonraki 10 gün içinde nerelere ne kadar kar yağacak. Bununla ilgili tahminler arkadaşlar. ECMVF'nin tahmini bu. Ee, gördüğünüz üzere baya güzel kar e, bir iki miktarları var burada. Ee, özellikle İstanbul baya güzel e, çıkmış bu tahminle. Ankara'da bir 15 santim civarında yer 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 20 santimlere varan kar yağışları e, yağabilir Ankara'da. Konya'da 20-25 santim yer yer 30 santimler yağabilir. E, Samsun desek Samsun bir dakika. Samsun 20 santim 25 e, yer yer 30 santim yükseklere çıktıkça bu kar miktarı artacak muhtemel 40 santimlere kadar artabilir arkadaşlar şey güneye doğru gittikçe bir dakika Rize yine aynı şekilde 20 santim 25 30 yükseklere doğru 50 santimlere varan kar miktarları aynı şekilde Erzincan Muş Muş Bitlis Bitlis mi vardı ya aynen Bitlis Hakkari'de yoğun kar yağışı meydana gelecek muhtemel Hakkari 70-80 Muş yer yer e, 100-150 e, diyorum 130 santimleri görebilir arkadaşlar Erzincan'ın güneye 100-105 santimler görebilir arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var e, dı 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 dı. Bolu nerede Bolu'ya da bir bakalım 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 Bolu Bolu gördüğünüz üzere 40 santimlere varan kar miktarları görebilir arkadaşlar. Bolu burada mıydı ya? Ben Bolu şuralarda sanırım. Bolu bayağı ya şey denize yakınmış ya Bolu. Aman Allah'ım. Ee, ondan sonra Bartın 20 santimler. Karadeniz kıyı kesimleri e, yer yer 50 santimler. Zonguldak sanırım. İna Bolu diyor. Yani 50 santimlere varan kar miktarları görülebilir. Yalova. Yalova gördüğünüz üzere 90 santim kar diyor Yalova'ya. Arkadaşlar Yalova 90 santim. Bursa 80 santim. 70 santim kar. İstanbul. İstanbul. İstanbul genelinde 25 üstü kar bekleniliyor. Bu kar miktarı yerel olarak 36-37 santimleri Hatta 40 santimleri bile görebilir Arkadaşlar e, Deklerle birlikte Deniz etkisi Karlarla birlikte Çanakkale 3-4 santim 5 santim İzmir 1-2-3 santim İzmir'de muhtemelen sulu kar yağacak Arkadaşlar Büyük ihtimalle e, Ayrıca Antalya'da e, Sulu kar yağabilir Antalya aynı şekilde Aynı şekilde Mersin kıyı kesimlerinde aynı şekilde Hatay kıyı kesimlerinde sulukar yağma ihtimali var. Ancak kesin değil ee, Antep'te de sulu yağabilir arkadaşlar. Özellikle Ege Akdeniz kıyılarında ve Antep civarında gece saatlerinde daha fazla ihtimal var. Ee, bu şekilde arkadaşlar kar miktarlarını neredeyse çoğunu söyledim bir fikir sahibi olmuşsunuzdur sizde. Ee, şimdi GFS'nin tahminine bir bakmak istiyorum. GFS ne demiş? Hemen ona bir bakalım. GFS GFS de neredeyse ECMWF'nin aynısını söylemiş. Yine Muş Bitlis Hakkari'ye e, güzel kar vermiş. Karadeniz kıyı kesimlerine de kar vermiş. Karadeniz'e kar vermiş. İstanbul'a güzel kar vermiş ama daha çok Anadolu'ya vermiş. Ankara e, GFSE'de birazcık şanssız çıkmış. Ankara boşluğu yapmış neredeyse. E, fazla kar vermemiş ama Konya, Kayseri civarına güzel kar vermiş yine aynı şekilde. E, Rize, Samsun'a güzel kar vermiş. İzmir'e e, yani İzmir'de kar İzmir'e kar vermemiş yani neredeyse. Akdeniz kıyılarına vermiş. Eee GFS bu şekilde GFS'nin tahmininde böyle. Ben pek GFS'ye bakmam. Arkadaşlar onu söyleyeyim. ECMWF'ye geri dönelim isterseniz. Şöyle bir, bir şöyle bir büyültürsek haritayı gördüğünüz üzere. Büyükçe bir sistem geliyor gördüğünüz üzere. Ee, İtalya'ya geçti şu an. Büyük ihtimalle İtalya'dan e, geçti. Artık İtalya'nın sonuna geldi. Yani bu sistem İtalya sonuna geldi büyük ihtimalle. E, o yüzden İtalya daha az ya kar yağışı gösteriyor. Ee, İtalya, Yunanistan, Türkiye'yi ve Balkanları etkileyecek bir sistem muhtemel arka, muhtemel demeyelim, artık neredeyse kesinleşti. Ee, güzel bir sistem geliyor. Aybar sistemi. Aybar kar fırtınası geliyor Allah'ın izniyle. İnşallah e, iyi şeyler olur. İnşallah öyle diyelim. İnşallah bitkilere zarar gelmez arkadaşlar. Meyveler, sebze fiyatları artmaz bundan dolayı umarım. Mart normalde zaten bu zamanlar kar yağacak bir zamanlar. Kar yağması gereken zamanlar. Ancak Şubat'ta böyle havaların bir miktar ısınmasından dolayı bitkiler maalesef uyanmaya başladı. Yalancı baharı görüp kandılar maalesef bitkiler. Umarım... Don vurmaz arkadaşlar. Ancak vuracak gibi. Çünkü İç Anadolu filan eksi 15'leri görecek diyorum. Birçok yerde don meydana gelecektir arkadaşlar maalesef. Bu kadar diyeceklerim. Yine tekrarlıyorum. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz'de, Cumartesi günü Marmara'da kuvvetli rüzgarlar bekleniliyor. Akdeniz'deki rüzgarlar genellikle batılı ve güneybatılı yönlerden. Ege ve Marmara'daki rüzgarlar kuzeyli yönlerden alacağı tahmin ediliyor. Ee, açıklarda fırsına ve yer yer çok kuvvetli fırsınalar da meydana gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Aynı şekilde çarşamba günü daha detaylı tahmin yaparım bununla ilgili. Ee, Birçok yerde yoğun kar fırtınaları olabilir arkadaşlar. Yol tıkanmaları olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Kar lastiği takmanıza fayda var arkadaşlar. Bahar geldi diye umarım kar lastiğinizi çıkartmamışsınızdır. Özellikle İstanbulluların çok çok dikkatli olmasında fayda var arkadaşlar. O Ocaktaki gece gibi olmaz umarım. İstanbul ee, aynı şekilde Yalva Bursa civarı Bilecik civarı ee, Marmara'nın e, şöyle diyelim Marmara'nın Doğu kesimleri artı olarak Batı Karadeniz umarım çok dikkatli olursunuz aynı şekilde e, Doğu Karadeniz'in bir miktar yükseklerine gidince böyle 200 rakım 300 rakım civarı aynı şekilde Doğu Anadolu özellikle Erzincan Muş Bitlis Hakkari civarı yine aynı şekilde Malatya Kayseri ve Konya civarı. Umarım çok dikkatli olursunuz ama asıl uyarım İstanbul'lara, İstanbul ve Yalova'ya e, Kocaeli'ne Bursa'ya dikkatli olun arkadaşlar lütfen e, umarım e, bu sistemi de sağ salim atlatırız. Umarım bu adını unuttum. Adaş mıydı? Yok ya ne adaşı ya? Unuttum adını tüh. Aygar mıydı? Aygar'dı. Aybar, Aybar, Aybar. Heh. Ay umarım arkadaşlar bu Aygar kar fırtınası... E aybar kar fırtınasına Aybar kar afeti demeyiz arkadaşlar umarım. Umarım can ve mal kayıpları olmaz. E Temennim bu şekilde... Ee, Allah'ın izniyle bunu da sağ salim atlatacağız arkadaşlar. Her şeyi olduğu gibi. Evet güzel bir şey. Ama e, yine de inşallah afete dönüşmez bunlar. Bu kar fırtınaları, kar yağışları arkadaşlar. Fırtınalar. Neyse bu kadar yeter isterseniz. Güzelce anlattığımı düşünüyorum ben size. Birazcık da olsa bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.